Sen var yemek. Sağ ol. Orucum. Oruç? Ha, tamam, Ramazan ayı. Çok saçma. Bu bizim en önemli ibadetlerimizden biridir. Aç kalmak nasıl ibadet olur? Tanrı niçin aç kalmasını istesin insanların? Güzel değil aç kalmak. Oruç ibadeti semavi bütün dinlerde var. Şükür ki bizim dinimizde de bu güzel ibadet var. Sen her yıl tutar oruç? Öğrencilik yıllarımdan beri tutarım. O dönemleri hiç unutamam. Öğrencilik dönemiydi. Bir yurtta kalıyordum. Eve gidecektim 3 gün sonra. Ama çok az param vardı. Ancak bilet parası. İftar için az bir param, yarım öğünlükte yemek fişim. Kara kara düşünüyordum. İftarı sahuru nasıl yapacağım diye düşünüyordum. Aydoğan, hastası olan bir arkadaş için yardım topluyoruz. Katkıda bulunur musun? Al abi. Sağ ol. Yardıma muhtaç arkadaş için yemek paramı da vermiştim. İftar yaklaşıyordu. Canım öyle bir karpuz istiyordu ki. Buz gibi bir karpuz. Bir de kızarmış tavuk. Param olsa iftarımı bunlarla yapardım. Ama bu sadece hayaldi. Kuru ekmek için bile param yoktu. Yatakhaneye çıkıp biraz uzandım. Kitap okumayı denedim. Ama açlıktan okumak ne mümkün? Karnım o kadar aç ki. İftara dakikalar kalmıştı. Yemek yiyecek param olmadığından dışarı çıkmıştım. Yemekhaneye gidemezdim. Çünkü az fişim vardı ve o fişle de yemek almam mümkün değildi. Arkadaşlarım arasında da sadece ekmek ve çorba alıp mahcup olmak istemiyordum. Kimse parasızlığımı bilmemeliydi. Aklımda kızarmış tavuk ve buz gibi karpuz vardı. İsteme arzusunu veren Allah'ım, istediğimle bana iftar ettir. Senin her şeye gücün yeter. Ah ah, benim öğrenciliğimde bana böyle bir ikramda bulunacaklardı da ben kaçıracaktım ikramı. Atla arabaya. Adam zengin bir iş adamıymış. Öğrenciliği yoksulluk içinde geçmiş. Bu nedenle burs verdiği öğrenciler varmış. Bir hoş rastlantı mıdır, Allah'ın bir lütfu mudur bilmiyorum. Kızarmış tavuk ve karpuz vardı masada. Ben özel bir şey istemedim.
Onlar bana canım ne istiyorsa onu ikram ettiler. Güzel bir tesadüf. Bana bu daha çok Allah'ın bir lütfu gibi geldi. Ben hiçbir karşılık beklemeksizin yardım amacıyla paramı vermiştim. Aç kalmayı göze almıştım. Ama iftarda sadece kuş sütünün eksik olduğu bir masadaydım. Ben yine de insanın durduk yere kendisini aç bırakmasını anlamamak var. Senin aç kalmanın Allah'a ne faydası olmak? Yüce Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok elbet. İbadetler insan için. Yani ibadete muhtaç olan bizleriz. Allah'ın rızasını almak için, insanlığımızın farkına varmak için ibadet etmeliyiz. Bu çok leziz olma. Sen yemek, boş vermek. Sana afiyet olsun. İftarda yerim inşallah. Bu senin iftarını beklememek. Sağlık olsun. Senin bu akşam için yemek olmamak. Yolda uzun. Şimdi Allah sana nasıl yemek göndermek? Allah büyüktür. Az bir zeytinim var. Bir bardakta su oldu mu açarım ben orucumu. Sen deli olma. Kendine eziyet etmek. Tam tersi. He? Oruç tutmak çok güzel bir duygu. Belki midende açlık hissediyorsun ama yüreğinde hissettiğin tokluk dünyalara değer. Bu duyguları yıllar önce de yaşamıştım. Eve gitmeme bir gün kalmıştı. İftar için yine çaresizdim. İftara lokantaya gidiyoruz. Sen de gelsene. Sağ ol. Ben gelmeyeyim. Çok ucuz. Herkes kendi hesabını verecek. Bugün çıkmayacağım. Peki Allah kabul etsin. Amin. Cümlemiz. İftara çok az kalmıştı. Allah'a dua ediyordum. Yemekhaneye çıksam fişim yeterli değildi. Ama en azından bir çeşit yemek alabilirdim. Ben bir börek alayım. Tabii. Buyurun. Afiyet olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Allah kabul etsin. Sağ ol. İftarını açmayacak mısın? Ben... Bir sorun mu var? Memleketten geleceklerdi. Para getireceklerdi. Doğrusunu istersen... Ne fişim kaldı ne de param. Sağlık olsun. Al şu böreği. Senin kısmetin o. Al al. Ben yine alırım. Aç orucunu. Afiyet olsun çocuklar. Oo Hasan abi sağ ol. Buyur Hasan abi. Müjde sana koli var. Bana mı? Evet. Kapıda. Gel de teslim al. Kısmete bak Aydoğan. Hadi beraberce açalım şimdi şu iftarı. Böreğimi kendim yememiş arkadaşımla paylaşmıştım. Ardından da türlü yiyecekler serilmişti önüme. Allah'ıma şükrettim. Sen şanslı olmak. Ben buna şans demiyorum. Hiçbir şey sebepsiz değildir. Ne ekersek onu biçiyoruz hayatta. Ben buna inanmamak. Bak yıllarca Afganistan'da kalmak. Orada olup bitenleri dünyaya duyurmak. Ama şimdi bu trende sen aç olmak. Hiç kimseden fayda olmamak. Ben ne yaptımsa insanlık için. Kazancımı helal ettirmek ve insanlara faydalı olmak için yaptım.
Allah'ın rızası için yaptım. O zaman sen şimdi iftarda yaptığın iyiliklerle karnını doyurmak. Sen şimdi zeytinle mi oruç açmak? Tabii ki şükrederek. Sen komik olmak. Biz arka vagondayız. Babam sizleri görmüş. İftar için bu yiyecekleri gönderdi. Ya zahmet etmeseydiniz? Olur mu hiç? Sizin bize çok iyiliğiniz dokundu. Buyurun. Ben çok şaşırmak. Sen bu kadar duyarsız olursan daha çok şaşırmak. Bak sonuçta yine aç bırakmadı Rabbim beni. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana sığındım. Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de yiyebilir miyim? Tabii. Şunları ver de geri götürüp teşekkür edeyim. Ayıp olmasın. Teşekkür etmek sen benim için. Sen anlat bak bana oruç. Yarın ben oruç tutmak. Tamam. Biz arka vagondayız. Babam iftar için bu yiyecekleri gönderdi. Aman Allah'ım.